Merhaba arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Ben Umut Memiş. Bugün sizlere Google Access hesabındaki ödeme işleminin ne olduğunu ve ödeme işi ayarlarının nasıl yapıldığını anlatacağım. Haydi videomuza geçelim. Evet arkadaşlar, Google Access'teki ödeme işi ayarlarının nasıl yapıldığını anlatmadan önce ödeme işinin ne olduğunu sizlere anlatmak istiyorum. Ödeme işi arkadaşlar, Google Access'te çekeceğimiz paranın belli bir miktarlar arasında olan paraları çekmemizi sağlayan bir özelliktir arkadaşlar. Google Access'te en düşük miktarda 200 TL çekebiliyoruz. En büyük miktarda ise arkadaşlar, yanılmıyorsam 1 milyon lira gibi bir para çekeceğiz arkadaşlar. Çekiliyor Google Access'ten. Diyelim ki biz bu yöntem ne işe yarıyor arkadaşlar? Bu yöntem mesela son dönemlerde artan YouTube'daki YouTube'dan para kazanan insanlar, Bağkur ödeme zorunluluğu var ya da eski yöntemde vergilendirme vardı arkadaşlar, gelir vergisi, KDV gibi. Onlardan muaf olmak için, daha doğrusu onları o vergilendirmelere tabi olmamak için Google Access'te insanlar paralarını biriktiriyordu arkadaşlar. En düşük miktarda 200 TL'den başlıyordu Google Access'ten para çekmek için. Mesela arkadaşlar, bu yöntem sayesinde biz diyelim ki bir insan 20.000 TL, 10.000 TL kazancı varsa ya da 500 lira, 2.000 lira gibi kazancı varsa, bu Google Access'teki ödeme işini artırarak o kazancını daha fazla sürede Google Access hesabında bekletebiliyor arkadaşlar. Bir de sık sık sorulan şu sorular var arkadaşlar. Mesela diyelim ki biz Google Access'teki paramızı ne kadar süre bekletebiliyoruz? Bu sürenin arkadaşlar belli bir sınırı yok. Siz o para hesabınıza, banka hesabınıza geçmediği sürece siz o parayı Access'te bekletebiliyorsunuz. Ödeme işinizi artırarak tabii ki. Mesela diyelim ki arkadaşlar, 200 liralık bir ödeme işiniz var. Ama sizin Access hesabında 500 lira varsa, o Access hesabı banka IBAN'ınıza bağlıysa, İster istemez o para işinizin miktarını artırdığı için banka hesabına otomatik olarak geçiyor arkadaşlar. Bir de şöyle bir şey var arkadaşlar. Banka hesabına geçen paradan vergilendirme oluyor. Access hesabına geçen paradan vergilendirme olmuyor arkadaşlar. Şimdi Google Access'in ödeme işini nasıl yapıldığını anlatalım. Öncelikle arkadaşlar, cep telefonundan Google uygulamasına giriyoruz. Girdiğimiz zaman arkadaşlar Google Access yazıyoruz. Yazdığımızda arkadaşlar hangisi varsa oraya tıklıyoruz. Çünkü çoğu Google Access hesaba girmiyor. Evet arkadaşlar, Google Access hesabına girdiğimiz zaman ana sayfada böyle bir pencere çıkıyor. Bu pencerede arkadaşlar şu ibareler yer alıyor. En aşağıda toplam kazancımız var arkadaşlar. Benim 10 aylık kazancım 2143 TL. Bununla ilgili ayrı bir video hazırlamayı düşünüyorum arkadaşlar. Mesela YouTube'da kaç bin görüntülenmeye ne kadar para alınıyor. Ondan sonra işte şu kadar ayda ne kadar TL kazanılır ilgili arkadaşlar. Bunu bir sonraki videoda anlatacağım, bununla ilgili bilgileri. Şimdi önemli olan bizim için bu videonun asıl konusu arkadaşlar, sol üst köşede bastığımızda arkadaşlar böyle bir sekme çıkıyor karşımıza. Burada arkadaşlar ödemeler var. Oraya tıklıyoruz. Tıkladığımızda arkadaşlar ödeme bilgileri var. Oraya tıklıyoruz arkadaşlar. Ve karşımıza bir sayfa çıkıyor. Benim arkadaşlar Google Access işi 20.000 TL arası yapmıştım ben bunu. Ve ben bu eşiğimin %10'unu doldurmuşum. 10 ay içinde %10'unu doldurmuşum arkadaşlar. Bu işi ben 20.000 değil de 2.000 ya da 200 TL ya da 15.000 TL falan yapacağım. Bunu da şu şekilde yapıyorum arkadaşlar. Aşağı doğru gittiğimizde en aşağıda ayarları yönet var arkadaşlar. Oraya tıklıyorum. Ayarları yönet çıkıyor. Tıkladığımda arkadaşlar ödeme profilinin üstünde arkadaşlar ödeme planı yazıyor. Burada kalem işareti var. Oraya tıklıyoruz arkadaşlar. Aşağıda ödeme eşiğini artırın ya da azaltın gibi ibare var arkadaşlar. Buradan ödeme eşiğimi ben ne yapmak istiyorsam, mesela
2000 yapıyorsam başına sıfır atıyorum. Böyle kenara basıyorum. Ne kadar geldiğini görmek için 2000 lira benim ödeme işi. Her ay boyunca hesabımdan Google Ads'e 2000 lira kazanırsam bu otomatik olarak bankadaki IBAN'ıma, Google Ads'teki IBAN'ıma, banka hesabıma geçiyor. Ya da ben bu ödemeyi arkadaşlar 10.000 TL yapmak istiyorsam 0.6 10.000 yapıyorum. Ya da arkadaşlar 5.000 TL yapmak istiyorsam, hatta 4.000 yapayım, 4.000 yapmak istiyorsam 0 atıyorum arkadaşlar ve 4.000 TL oluyor. Sonra da bu yaptığım işi de arkadaşlar aşağıda kaydet ibaresi var, oraya tıklıyorum ve ödeme işiyim. Biraz bekliyoruz arkadaşlar, kaydolmasını bekliyoruz. Evet arkadaşlar, ödeme işim kaydolundu. Bilgiler kaydedildi yazıyor. Aylık ödeme işi 4000 TL olarak görülüyor. Az önce arkadaşlar 200.000 TL'nin %10'unu doldurmuştum. Şimdi geri butona basıyorum ve 200.000 TL'nin arkadaşlar %53'üne kadar doldurmuşum. 4000 TL'den pardon. 4000 TL'nin %53'üne kadar doldurmuşum. Ödeme işini düşürdüğüm için. Şimdi bir sonraki ay mesela 2000 lira kazandıysam 4143 lira olduğu için onu hesapladığımdan dolayı arkadaşlar tekrardan ödeme işini artırabilirim ya da azaltabilirim arkadaşlar. Bu bizim kendi fikrimize kalmış. Ne kadar para hesabımıza yatmasını istiyorsak ya da ne kadar paranın hesabımıza durmasını istiyorsak siz de benim dediğim yöntemlerle ödeme işinizi artırabilirsiniz ya da azaltabilirsiniz arkadaşlar. Bu videoda anlatmak istediklerim bu kadardı. Şimdi kapanış konuşmamıza geçelim. Evet arkadaşlar, bir videonun daha sonuna geldik. Umarım videomu beğenirsiniz. Bir sonraki videolarımda görüşmek üzere.